İlk başta ekmeğe sürmeden önce şöyle ufak bir parça alıp müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Merhabalar Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün zenginlerin daha çok yediği diye tabir edildiği restoranlarda olan steak tartar yapacağız. Esasında bu çok kolay, az maliyetli bir yemek. Adı zengin yemeği diye geçiyor. Başlangıç olarak veya soğuk meze olarak genellikle restoranlarda gönderilir. Bunun için hemen malzemelerimizi sayalım. Bir dilim gördüğünüz gibi dana bonfilemiz var. Az biraz maydanozumuz var. Bir adet yeşil soğanımız, yarım baş kırmızı soğan, beyaz soğan da olabilir. 2-3 adet yeşil biber, yumurtanın sarısı ve az bir şey kornişon turşu, baharatlarımızdan da tuz, karabiber, ketçap, hardal, balzamik sirke ve bir adet de şuraya kaçmış sarımsağımız var. Lafı daha fazla uzatmadan hadi hemen videomuza başlayalım. Malzemelerimizi de kenara aldıktan sonra ilk başta et bıçağımızla şöyle çok ufak ince bir şekilde etimizi kesiyoruz. Evet, etlerimizi de ince ince doğradıktan sonra satırımızı alıp şu şekilde kıyma haline getirmeye başlıyoruz. Neden blenderda çekmiyoruz? Blenderda eğer çekersek o işin daha kolayı. O zaman etin suyunu kaybetmiş oluyoruz. Adana kebap, diğer kebaplar da bu şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etim hiç suyunu salmadı. Şu şekilde tamamen kıyma şekline geldi. Şimdi bunu bir kenara karıştırma şöyle kabına atıyorum. Bir adet yumurtamızın sadece sarısı vardı. Bunu içine döküyorum ve bir çatal yardımıyla ezip homojen bir şekilde karışmasını sağlıyorum. Şu şekilde karıştırdıktan sonra biz malzemelerimizi doğrarken etimizin pişmesi için biraz tuz ve bunu diğer pişirecek olan bir madde de balzamik sirke, yaklaşık bir çorba kaşığı kadar veya tatlı kaşığı, şu an daha iyi. Eğer eksik olursa ilave ederiz. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Şu an mis gibi sirkenin tadı gelmeye başladı. Sirke yoğun. Dediğim gibi bir tatlı kaşığı ilk başta atın. Damak zevkinize göre. Eğer yeterli gelmezse ilave edebilirsiniz. Onun çözümü var. Şimdi bunları kenarda şöyle bir 5 dakika kadar bekleteceğiz. O sırada biz malzemelerimizi doğramaya devam edelim. Hemen şimdi maydanozlarımızı alıyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Ve arkasından şöyle kenara alalım. Demin ki kabımızın içerisine ilave ediyoruz. Şimdi sırada sarımsağımız var. Şimdi bunları da kenara alalım. Sıra geldi turşularımıza. Aynı şekilde turşularımızı da doğruyoruz. Şimdi turşularımızı da ilave ediyoruz. Şimdi yeşil soğanımız. Bu biraz fazla gelebilir. Bunun beyaz kısmını alıyoruz. Yeşil soğanımızı da alıyoruz. İçine ekliyoruz. Şu şekilde. Şimdi sıra geldi yeşil biberlerimize. Bunları da zırladıktan sonra yeşil biberlerimizi de ilave ediyoruz. Şimdi soğanımıza geldi sıra. Bunları da içine ilave ediyoruz. Şu şekilde. Şimdi geri kalan baharat ve malzemelerimizi ilave edeceğiz. Evet, şimdi az bir şey zeytinyağı. Şöyle göz kararı koyuyorum. Biraz kenarına şöyle hardal,
bir şey. Ketçap ve taze çekilmiş karabiberimizi üzerine ilave ediyoruz. Şimdi bunların hepsine homojen bir şekilde yine karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iyice karıştırıldı. Şu anda mis gibi hepsinin kokusu geliyor. Tabii ki bunu böyle tüketmeyeceğiz. Biraz sonra sunum için beraberiz. Evet, geldik mutlu sona. İlk başta ekmeğe sürmeden önce şöyle ufak bir parça alıp müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Şahane. En arkalardan yumurtanın tadı, ama çiğ bir tadı değil. Etimiz de bu arada soran olabilir. Etimiz çiğ değil. Balzamik sirke, hardal, tuz ve zeytinyağın içerisinde zaten bu kısa sürede pişiyor. Ama tek tavsiyem size bu mezeyi veya bu güzel başlangıcı yapıp sofranızda saatlerce lütfen bekletmeyin. Yaptıktan sonra kısa sürede hemen tüketmeniz gerekiyor. Şöyle bir parça da müsaadenizle ekmeğin üzerine şöyle bir sürüp bir de böyle tadına bakmak istiyorum. Gerçekten müthiş. Bu verdiğim oranlar, verdiğim reçete birebir turşusundan maydanozuna, soğanından sarımsağına kadar. Gerçekten ne diyoruz? Efso. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıda lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.